Bu Özgür Gündem gazetesi var biliyorsunuz. PKK kamplarında ne eğitimi verildiğini şöyle anlatıyor. Bu kampın en temel çalışma alanı ideolojik mücadele yürütmek. İdeolojik. Yani kadroları örgütsel ve ideolojik olarak hazır hale getirmek için eğitim çalışması yürütmek. Üniversite gibi gece gündüz kitap okuyorlar. Günde 8 saat falan kitap okuyorlar. Öncelikli görevler arasında bu nedenle okullarda eğitim veriyorlar. Kitap ve broşür hazırlıyorlar. PKK lideri Abdullah Öcalan'ın savunmaları ve perspektifleri ışığında teorik olarak hem kendilerini hem de kadroyu sürece hazırlamakta sorumlular diyor. Peki böyle bir eğitim varsa karşı eğitim verilmesi gerekmiyor mu? Yok, vermeyeceğiz diyorlar. O zaman bu ideoloji sürekli gelişir. Allah söylesin. Ve büyük bir tehlike meydana gelir. 10 yıl, 20 yıl sonrasını düşünmek lazım. İşte biz de üniversitelerimizi, liselerimizi, değil mi, ortaokullarımızı PKK ideolojisinin karşısında olan, İngiliz Derin Devleti'nin ideolojisinin karşısında olan akılcı, doğru, imani bilgilerle donatmamız lazım. Murat Karayılan yazdığı Bir Savaşın Anatomisi kitabında, 77. sayfasında, güçlü duruşumuzun diyor, PKK'nın güçlü duruşunun tek yolu ideolojik eğitim, ideolojik yapılanmadan geçmektedir. Bak adam çok net konuşuyor. Önder Apo bu gerçeğin farkında olduğu için ilk faaliyet olarak ideolojik grubun, eğitim grubunun güçlendirilmesine büyük bir önem vermiştir diyor. Ya devlet de buna karşılık kardeşim işte bu felsefeyi, bu ideolojiyi yok edecek bilimsel çalışmaya önem vermesi gerekir. Vermediğinde adamlar gelişiyor. Bediüzzaman diyor bak koskoca Çin maçını diyor. Yutan diyor. Bu dehşetli deccal fikri diyor. Eğer tedbir alınmazsa bütün dünyayı yutar diyor. Hani Berkurtul diye dedi ya Ertuğrul Özkök. Ya kardeşim şimdi sen Güneydoğu'yu verdin değil mi? Allah razı olsun. İkinci kısım neresi gerekiyor? Karadeniz. Evet. Orayı da alır adam. Üç Anadolu orayı da alır. Antalya da seni öyle rahat bırakmaz. Evet. Sen zannediyorsun ki işte elinde puron, öbür elinde viski kadehin, İstanbul'un böyle ılık rüzgarların estiği ortamda efendim lüks bir otelde içkini yudumlarsın zannediyorsun. Öyle bir şey olmaz. Dünyayı başına geçirir PKK. Adam biz orada duracağız demiyor ki. Evet. İlk ayak basacağımız yer diyor orası. Bizim üssümüz orası diyor. Ve bak sürekli havaalanları yapılıyor oralara. Güneydoğu, ben dedim ya şimdi buraları havaalanları yapacaklar dedim. Evet. Havaalanı yapıyorlar şu an. Çayır çayır. Ve Kuzey Kore'den çok çok daha azgın komünist bir devletin hazırlığı var şu an. Bak diyor ki Murat Karayılan kitabında yani Öcalan'ın bir numaralı adamın PKK'lıların, devrimci komünistlerin iradesi ideolojik olarak teslim alınırsa, bak ideolojik olarak teslim alınırsa, ideolojik olarak yenilirsek diyor. İdeolojik olarak yenilirsek. Artık fiziki mağlubiyetin, imtihanın olup olmaması önemli olmaz. Yani fiziki yönden yensek de bir şey olmaz diyor. Yenilsek hiçbir anlamı yok diyor. İdeolojik yönden yenilirsek bittik diyor. PKK hareketinin korunması ideolojisine sadık kalınmasına bağlıdır. Fikir sistemine bağlıdır diyor. E daha ne desin ya? Adam fikir sistemi çökertirse adamı çökerteceğim bitecek yani. Devlet sözümü dinlesin, hükümet sözümü dinlesin. Konu açık. Murat Karayılan diyor ki yine kitabında. PKK akademisi her ne kadar askeri olsa da öncelikle ideolojik eğitim verilerek kişinin yeniden şekillendiği bir felsefe okulu olmuştur diyor. Yeniden şekillendiriyoruz diyor. Yani teröristteyken terörist hale getiriyoruz. Cinayete yatkın değilken cinayete yatkın hale getiriyoruz diyor. Diyorlar ki ya çocukları kaçırıyorsunuz PKK'ya. Onları diyorlar işte dağa götürüyorsunuz.
onları terörist yapıyorsunuz. Yani silahlı çatışmaya sokuyorsunuz. Yok diyor, PKK açıklama yapmış. Biz daha götürüyoruz, sadece eğitim veriyoruz diyor. Yıllarca eğitim veriyoruz diyor. İdeolojik eğitimi bittikten sonra silahlı eğitime geçiyoruz diyor. Ya kardeşim, konu işte ideolojik eğitim sadece bu. Burada yenersen konu bitecek. Yanaşmıyorlar ya, inanılır gibi değil. Paşalar hiçbir şekilde. Orgeneraller mesela, paşalar hiçbirinin ağzından duymadım. Ya deyin kardeşim, bunları ideolojik olarak yenmemiz gerekiyor. Kitaplar çıkaralım. Bilim adamları açıklama yapsın. Televizyonlarda bunları ideolojik yönden çökertelim deyin. Demiyorlar.